Selam. Bugün tatlı bir oyun oynayacağız. Hans Stickman. Her şeyi bilmeniz lazım. Bu giriş olmadı. Zamanı geriye alacağım. Selam. Ben Adal ve bu da Hans Stickman. Çok saf salak bir karakter. Başı beladan asla ve asla eksik olmuyor. Tek yaptığı şey belalara bulaşmak. İlk hikayemiz direkt olarak banka soymayla başlıyor ve ondan sonra onun teker teker maceralarına atılacağız. Farklı sonlar var. Çok tatlı bir oyun. Ayrıca Among Us'ın yapımcılarıyla aynı kişiler yaptı. O zaman başlayalım. Evet, bir banka soyacağız ama neden çölün ortasına bir banka koyarsınız ki, daha mı güvenli? Kürekle kazacağız, patlayıcı, teleport, lazer kesi, wrecking ball. Bunda boğuluruz be. Şarkaz abi. Aynen. Orada bir portal var değil mi aşağıda? Na 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 na. Hayır. Yeah boy. Never dig straight down. Minecraft'ta easter egg. Asla aşağını kasma. Tekrar deneyelim. Abi bankaya gireceksin. Parayı çalacaksın kilolarca. Kilolarca. Ve patlayıcı mı kullanacaksın? Aynen. Banka diye bir şey kalmadı orada. Laser. Fıçık fıçık. Mükemmel. O zaman kılık değiştirelim. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Kendimizi para kılığına sokup havasızlıktan ölelim bir güzel. Sen çöldesin abi, çöldesin hani o sıcaklıkla. How did we lose one? I think we should throw it in the back. Just to be safe. Yani ne olur ne olmaz içini bir kontrol edelim değil ama. Gerçi bunlar acaba şey yapıyor muydu? Aynen. Aynı soru. Aynen, neden burada banka var ki abi? Çölün ortasında, içliğin ortasında yani. İçliğin ortasında böyle kovboylar falan gidip silahlarını çıkarıp vurması daha kolay değil mi yani? Ah, sıçtın abi. Abi bir... Kim arabanın içerisine lazer koyabilir, sistem koyabilir? Hani hiç mi bunu atarken hiçbir yere mi çarpmıyor yani? Bu mudur abi? Çok teşekkürler. Mükemmel. Evet, maceramız şimdi başlıyor aslında. Hapishaneye atıldık. Kaçıncı günümüz? 5, 10, 15, 20'yi mi? İlk ayımızı tamamlamışız. Teşekkür ederim. Aa, Aras Kargo. Teşekkür ederim. Evet, kontrol ettim. Aynen abi. Gerçi kendi cebimizden çıkarabiliyorsak direkt olarak bu... Yani pasta daha büyük. Şimdi file. Törpü değil. Bu neydi bu ya? Zımpara. Zımparayla bunu böyle piç 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 kesebiliriz. İçecek bir işimize yaramaz. Teleport. Drill. Cell phone. Abi rocket launcher'a ne yapacaksın ki? Bence uzun ama kaçabileceğimiz tek yol bu. Cam yüksektir. O kadar salak değillerdir. Bence kapıyı bir törpülememiz vardır abi. Manikür pedikür. Aynen. Evet. Oh, okulik! Öyle fazla, o kadar hızlı tıkladım ki Discord'u açtım falan. Aç abi. Aynen. Click. Chat. Get wrecked. Hey, he's escaping. Hapishanede neden direkt kemer dolusu patlayıcı var? Ve sandalyeyle ne yapayım? Ben sandalye seçeceğim. 5 yaşındayken yan mahallede bir çocuk vardı. Çocuk sürekli olarak sataşırdı ve plastik böyle dünyada her zaman her yerde bulunan mevlütlerde falan olan böyle sandalyeler var ya. Onlardan birini almışmış. Böyle yapmıştım. Ertesi gün babaannesiyle gelip böyle kafası sargılı gelmişti. Meğersem kafasını yarmışım çocuğun ve ben onu bilmiyordum böyle görene kadar. Bence sandalye. Sandalye silah olarak kullanmayacak mısın? Şekil dışı kul, ip atacağız, oradan kayacağız, paraşütümüz var ya da görevimiz tehlikedeki gibi pompala pıçık 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 diye gideceğiz ama pıçık pıçık diye giderken büyük ihtimal kayıp düşeceğiz. Jetpack'imiz var, kesin kontrol edemeyiz. Hesoyam mesoyam, iple kayalım ya. En başında ip her şeyin daha iyisidir. Nerenden çıkarıyorsun onları? Aynen. Yanık çok kötü. Ben şey yapmıştım bir kere. İki yanım böyle cetvelleri oluyor ya, bir şeyleri ölçün. Ve anneme sinirlenmiştim. Böyle naz yapıyordum falan böyle. O cetvelleri çekeceğim. Cetveli bir çektim. O bütün kağıtlar fış diye bütün elim böyle sürtünerek kesmişti böyle. Zibilyon tane kağıt kesiği vardı elimde. O kadar kötüydü ki. Oğlum çok mantıksız cidden ha. Bu şekilde şıkkıldı. Zipline böyle bir şeyler takıp da gidiyorlar. Bioshock'taki daha farklı. Paraşüt. Paraşüt hiç mantıklı değil ama en saçma şeyler her zaman daha iyi değil mi bu oyunda? Çünkü ilk saniyelerde atlayacaklar.
atlayacağınız anda yere hemen çakılırsınız. Paraşütün açılması için belli bir şey lazım. Aynen abi. Aynen abi. Aynen. Ne bekliyordun ki? Bu sadece normal bir çantaydı. Çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Gerizekalı Henry Stickman. Neden hiçbir şey bakmıyorsun ki? Manyak herif. Jetpack. Uç bakalım. Ve anneme sinirlenmiştim. Böyle naz yapıyordum falan böyle. O cetvelleri çekeceğim. Cetveli bir çektim. O bütün kağıtlar fış diye bütün elim böyle sürtünerek kesmişti böyle. Zibilyon tane kağıt kesiği vardı elimde. O kadar kötüydü ki. Oğlum çok mantıksız cidden ha. Bu şekilde şıkkıldı. Zipline böyle bir şeyler takıp da gidiyorlar. Bioshock'taki daha farklı. Paraşüt. Paraşüt hiç mantıklı değil ama en saçma şeyler her zaman daha iyi değil mi bu oyunda? Çünkü ilk saniyelerde atlayacağınız anda yere hemen çakılırsınız. Paraşütün açılması için belli bir şey lazım. Aynen abi. Aynen abi. Aynen. Ne bekliyordun ki? Bu sadece normal bir çantaydı. Çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Gerizekalı Henry Stickman. Neden hiçbir şey bakmıyorsun ki? Manyak herif. Jetpack. Uç bakalım. Hello, you're back. Hey, döndün. Üst kattan düşen bir adam vardı. Mağazaya düşüyordu ve sonra selam veriyordu. Hey, selam. Bunlar işe yarayacak o zaman. Başka bir opsiyonumuz kalmadı. Tada! Yeah boy! De mantıksız çölde nereye koşuyorsun dostum yani? Serap falan göreceksin yakın zamanda. Tipe bak. Ama cidden banka, aslında bankayı ciddi anlamda çölün ortasına koymak çok mantıklı. Çölde böyle çöl arabalarının olduğu ciddi anlamda korumalı bir yer düşünün. Çölde ne yapabilir ki adam? Nasıl kaçabilir? Sıcak geçecek falan. Aa gerçi bu hapishaneydi. Aa bir dakika, bankada hapishanede neden çölün ortasında? Ey maşallah abi, her şeyi zorlaştırmışsınız. Tamam, ikinci bölüm. Elması çalmak. Belediye başkanı olarak bu vesileyle beyan ediyorum ki Tunus Arkeolojik Sergisi açıldı. Simsong. Tamam, içeri girdik. Gözler kısılı. Ne seçeyim? Evet. Abi adam sadece bu anı beklemiş gibi. İstifini dahi bozmadan vurabildi. Çok teşekkür ederim abi. Kalkan o zaman. Kalkan yani. Adamın jobu sıçtık ağzına. Böyle. Aynen. Bu heykel neden burada? Dünyanın en boktan heykeli. Bu çanak çömlek bizde de var. Kırılmış, dökülmüş. Gerçi kırılmış, dökülmüş diyorum. Antika zaten. Ana amacı o değil mi? Bir ara şeydi. Efes harabeleri miydi? Efes harabelerini yenilemişlerdi. Restorasyon yapacaklardı. Ama restorasyon nedir? Mesela 500 yıl öncedinse 500 öncenin şeyini eskitme çalışması da yapman lazım. Ama ben ne bileyim, kafasını dala falan şey yaparım diye düşünmüştüm. Dala çarptırırım diye düşünmüştüm. Ne mantıksız şey bu. Suyumu yudumlayacağım, bir soğuk suyumu yudumlayayım bunun üzerine. Taşla mı alacaksın? Abi gerçi o taşı öyle alabilene helal. Aynen abi. Scooter'la gidiyorum maya. Ben bu oyunu neden oynuyorum arkadaşlar? Cidden ben bu. Abi bir dakika ya. Oğlum. Ya o kadar saçma şeyler yapıyor ki bu adam. Ben bu oyunu neden oynuyorum yani? Ne? Direkt kafamıza vurdu. Bir de adam bundan gurur duyuyor. Gerizekalı herif, az önce birini öldürdün. Bunun için yazılmış polis akademisine herhalde. Hayvan herife bak. Buna gerçekten bir soğuk su içilir ama. Tamam abi, bubble. Aynen. Aynen abi, şeyin ortasında terörist saldırısı olmuş ama sizin haberiniz yok değil mi? Bir tane elmasın peşine koşuyorsunuz. Gazla. Abi rüşvet mi? Bir dakika, rüşvet veriyorum diye beni kafadan vurmak zorunda mısınız ya? Bu nasıl bir Amerikan polisliği cidden ya? Abi rüşvet veriyorum, hapishaneye sok beni. Hapishaneye sok. Alo, federal bir suçtur. İnfaz ettin abi. Yok kafamıza headshot atıyor, yok şey yapıyor. Elmas abi. At abi, aynen. Cidden Amerikan polisleri neden böyle? Bir GTA 4 oynuyorduk biz bir ara. GTA 4'ü oynadınız mı? Ya da 5'te de öyleydi galiba. Ölüyorsunuz, adam pompalı tüfekle hala çık 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 diye vurmaya devam ediyor. Bir bak, salak herif. Abi bu elmas da neden batmadı ve cidden bütün polis teşkilatı 3 kişi miydi? Ben bunu merak ediyorum cidden. Abi bu kadar kolay değil mi yani? Aynen abi, zaten onu alacaksın, gideceksin, bozduracaksın bir de değil mi? Dünyanın en iyi şeyi. Aynen, kuyumcuyu ben bunu bozdurmak istiyorum hani.
dünyanın en büyük elmasını çaldım. Kimse mi gelirini bilmiyor? Hani böyle sen gelirin yok, bir şeyin yok, yat alıyorsun birden. Evet, bu da böyleydi. Açıkçası bu oyun çok eğlenceli aslında. Bir sürü farklı yolu var ama ben bu oyunu çok çok yıllar önce, yaklaşık 6 yıl falan önce mi, 5 yıl önce mi ne oynadım? Hiçbir şeyini hatırlamıyordum. Ve çok eğlendiğimi hatırlıyordum. Bu sefer bu oyun, hani ben büyüdüm, koca adam mı oldum acaba ya? Böyle bakıyorum ve bu oyun zevkli değil ki oluyor böyle. Çizimleri çok güzel. Henry Stickmin'i çok seviyorum ama yani ben neden başladım ki esasında adamın zümrütü elması alıp da satamayacağını. Cidden ben yakın zamanda sanki gideceğim elmas çalacağım. Üzerine bütün her şeyi yapmışım. Kara para aklama, işte odur budur. Bunu nereden yapacaksın? Gelirine nasıl yansıtacaksın? Nasıl parçaları böleceksin? Abi bu detay, saçma bir oyunda bile detay aradım. Ben fazlasıyla Adal kanalından dolayı abi, ikinci kanalımdan dolayı sürekli easter egg arıyorum. Sürekli mantıklı şeyler arıyorum ve bu mantık beni tatmin etmedi. O zaman chat, bu böyle bir videoydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Çünkü açıkçası ben eğlendim ama bir yandan da acı çektim yani mantık hatalarından dolayı. O zaman chat, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Twitch'te bugün özel bir etkinlik olacak. Minecraft'a bir sürü ara vermiştik ve Minecraft yayınları artık devam ediyor. Twitch etkileşiminde bir Minecraft olacak. Beni takip ettiğinizde bile ekranda koskocaman yazacak ve diyecek ki işte şu kişi size 3 tane altın kazandırdı. Her şey rastgele. Ya Creeper gelebilir ya Wither gelebilir. Oyunu zorlaştırabilirsiniz, oyunu kolaylaştırabilirsiniz, bağış atabilirsiniz, bit atabilirsiniz. Bunların hepsi oyuna direkt olarak etki ediyor. Eğer Twitch Prime'la abone olursanız da benim kurdum olarak yanımda isminiz gözüküyor ve benimle beraber maceraya atılıyorsunuz. Twitch Prime ilk ay bedava, sonra 8 lira ve ayrıca buradan destek veren üyelerime çok çok teşekkür ederim. Daha Doğan, Durgut Erdem, Deniz Bilgem, Karışık Man, Zodiac, Nezir 002, Paradox, No Sirius, Ayşe Ayşe, Yaman Batset, Gala XE, Salih Demir, Ben Ozan, Alperen 09, Solotech Gamer, Efe Çağlayan, Risk of Death, Mehmet Şeref Ercan, Olcan Şafak, Eymen Index, Rexer, Onion Mile, Kalkın Reis, Edward Elric, Yahya Acar, Orkun, Kayra Gek 18, Monster Kid, Hüseyin Seyfettin, Efehan Dolapoğlu, Kedi Pros, Andre Edgar Balcıoğlu, Özgür Tekin Çelik, Emir Altun, Ege Didbaz, Baranflix, Rüzgar Özcan, Ate Ceylan, Guhuz, Salamlor D3. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Ayrıca buradan Demir Üyelerimden Kanhus, M11 Rek, Normal Bir Nameless, Kardeş Ne Yapıyorsun, Berk Kelenperi, Burak Çelik'ten, Endgamer, Hatsune Miku, Mert Usta, Efe Sarı, Fly Furki, Poyraz Alkaya, Ben Kimim Kim Bilir, Odin'in Bastonu, Kral Hasan, The Rain, Ömer Koçak, Larry, Alfa Oyuncu, Ahmet Can Çalışkan, 3K Yıllar, Efe Tekno, Polestrian Mustafa, Furkis, Atahan Akarman, A Error Face, Forever Play TR, Çato Çetin Damar, YGT Kere GGL, Arda Doğan, Arben Matur, Nev 2 King Official, Ali Arda Yücel, Elektro Pegasus, Muhammed Berat, Merdo, Nessus Gameplay, Burak Mirat Şahin, Emirhan Nural, Volti, Resa Alperen Duran, FBI Open the Door, Muzlu Muz, Lego Mucidi Kaya, Adal Abi Seni Seviyorum, Bora Öztürk, Harun Kartal, Sayı, Batuhan Bey, Ayaz Altunova 2, Ege Cadun, Ali Emre Kaya, Ben Adal'ın Fanıyım, Canix, Kazım Turan, Kral Kabak, Dance, Fatal Tier, Pembiş 2.0, Ömer Özkale, Zelosa, Mustafa Dağ, Emektar Zeus, Kayra Akçay, Batu Akıncı, Batuhan Türk, VDG Yolu, Yusuf Erdem ve ben Normi değilim. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Yeni videolar yolda, birazcık boşladığımı biliyorum. Onun dışında her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.